insana li rabbihi Yani şüphesiz insan Rabbine karşı nankördür. Bu bir insanda bulunan, her insanda bulunan genel bir hükümdür. Yani insan kendini terbiye etmezse, nefsini terbiye etmezse, teedib ile uğraşmazsa, insanın hulkunun yani nefsinin tabiatı odur ki nefs nankördür. Nefs nankör olduğu için insan Rabbine karşı nankör olunca insanlara karşı haydi hay nankör olur. Yani birine bir iyilik yaparsınız, teşekkür eder. İkinci defa bir işi dışarı yine teşekkür eder. Üçüncü defa yine teşekkür eder. Dördüncü işin bir şey istediği sizden yapmadınız. Bu insanların tabiatıdır. Hiç insan kimseyi teskiye etmesin. Bütün yaptığınız iyilikleri unutur. Bir anda o yerine getirmediğiniz, reddettiğiniz şeyden dolayı sizi kötülemeye başlar. Doğru mu? İnsanlar böyle bu devirde. İnsanlar yüz tane iyilik yapın bir insana. Bir tane isteğine yapamam deyin, edemem deyiniz, o yüz tane iyiliğinizi unutur, o yerine getirmeniz bir şeyden dolayı size sizin hükmünü verir. Sizin kötü bir insan olduğunuzu düşünür. İnsanların genel tabiatı böyle, insanların yapısı böyledir. İnsanların bu yüzden Allah için olmadıktan sonra, Allah için olan kardeşlik olmadıktan sonra... İnsanların birbirlerine iyilikleri, birbirlerine insanları, birbirleriyle dostlukları, arkadaşlıkları, yoldaşlıkları her zaman daima tehlikelidir. Bu yüzden bir adım dahi atacağınız zaman, birisiyle bir dostluk, bir kardeşlik, bir arkadaşlık kuracağınız zaman önce niyetinizi düzeltin. Önce niyet düzgün olması lazım insanların birbirleri arasındaki hukuklarda. İnsanların birbirleriyle olan münasebetlerinde en önemli şey hukuku, huk niyeti düzeltmektir. İlk önce niyet düzelecek. Yani ben biriyle arkadaş olsam Allah için olmalıyım. Birisiyle arkadaşımı devam ettirirken de yine o, o arkadaşın devamının Allahu Teala'nın rızasına uygun olması gerekir. Eğer Allah'ın rızasını gözetmezsem ve o arkadaşla, o kişiyle dostluğumu, arkadaşımı devam ettirirken İslam'ın ortaya koyduğu hukuka riayet etmezsem bir süre sonra ya ben onu üzerim ya o beni üzer. Bu aile içerisinde böyledir. Akrabalar arasında böyledir. Komşuluk ilişkilerinde böyledir. Aynı mahallede, aynı ilçede, aynı şehirde, aynı ülkede yaşadığın bütün insanlarla senin hukukun vardır. Mutlaka hakkı vardır. Yani sen buradayken işte Diyarbakır'daki, Tekirdağ'daki, Edirne'deki bir Müslümanla, bir kardeşinle, bu memleketin bir evladıyla dahi bir hukukun vardır senin. Hiç tanımadığın kişiyle dahi bir hukukun vardır. Buna bizim riayet etmemiz gerekir. Eğer insan dediğim gibi bakın bu bu e, hukuka riayet etmezse, niyetini düzeltmezse o kişiyle olan dostluğunun, arkadaşlığının sonu pişmanlıktır. Bir gün duyarsın ki bir yerde senin aleyhinde konuşmuş veya bir gün duyarsın bir yerde sana iftira atmış veya gıybetini yapmış veyahut seninle ilgili bir sürü yalanlar söylemiş. Bir anda sen o dostluğun, o arkadaşlığın, o yoldaşlığın senin için büyük bir sıkıntıya dönüştüğünü görürsün. Bu yüzden insanlarla hukukunuzu devam ettirirken eğer niyetiniz Allah için olursa, eğer hakikaten Allahu Teala'nın rızasından başka bir şey gözetmezseniz ve bir de tabii yani ben seninle arkadaşım, seninle dostluk kuruyorum. E sen namaz kılmıyorsun, sana bir şey demiyorum. Oruç tutmuyorsun, bir şey demiyorum. Sen efendime söyleyeyim, belki gidiyorsun bankaya, faize para yatırıyorsun, sana karışmıyorum. Sana nasihatta bulunmuyorum. Seni uyarmıyorum. Efermen söyleyeyim veya gidiyorsun kumar oynuyorsun. Allah'ın haram kıldığı yollara sapıyorsun. Ticaretinde, hukukunda, işinde, dininde, ibadetinde her bir şeyinde Allah'ın helal haram sınırını gözetmiyorsun. Ben de sana müdahale etmiyorum. Ben de sana karışmıyorum. Şu anda toplumdaki en büyük hastalıklardan birisi budur. Bakın en yaygın şeylerden birisi budur. Adamla dost, adamla arkadaşsın, adamla kardeşsin, adamla aynı ailedesin. Yani akrabalarını söylüyorum, komşularını söylüyorum. Gözün önünde hata üstüne hata yapıyor, haram üstüne haram işliyor. Hiç onunla olan dostluğunu gözden geçirmiyorsun. Gözden geçirmediğin gibi yani çünkü haramlar ve günahtan teberri etmek Allah'ı sevmenin alametlerinden birisidir. Tamam insanlardan nefret edilmez ama insanların işlediği günahlardan ve haramlardan nefret edilir. Teberri edilir, buğz edilir. Günaha ve harama buğz edilir. İnsanlara değil ama günah ve haramlara buğz etme özelliğimizi dahi kaybettiğimizi görüyoruz toplumda. Uyarmıyor, adam namaz kılmıyor. Bütün bir gün beraber geziyor, dolaşıyor arkadaşıyla. Ya bir namaz kıl gel namaz kılalım demiyor demediği zaman onun dostluğunun hiçbir faydası yok. O arkadaşlık yarın Allahu Teala sana onun hesabını soracak. Ve mutlaka böyle bir dostluğun Allah için olmayan niyetin düzgün olmadığı ve sorumluluklarını yerine getirmediğin hiçbir dostluktan sen hayırlı bir şey elde edemezsin. Dedim ya sonu mutlaka nankörlüktür, sonu mutlaka ihanettir, sonu mutlaka terk etmektir, mutlaka aldatmaktır ve kandırmaktır. Toplum bu hale gelmiş. Kimse kimseyi uyarmıyor. Kimse kimseye nasihat etmiyor. Halbuki Cenab-ı Allah Celle Celaluhu ve Celle Şanuhu bizi bütün bu dinin mensuplarını tebliğçi olarak görevlendirmiştir. Herkes din nasihattır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Din Allah için, Resulü için, ümmet için, bütün insanlık için nasihattır. Yani bir Müslüman bir Müslümana bugün hiç kimse hiç kimseye nasihat etmiyor. Kimse kimseyi uyarmıyor. Kimse kimseyi ikaz etmiyor. İyilik yapıyor. iyilikte bulunuyor. Güzel davranıyor. Dostluk yapıyor. Güler yüz gösteriyor. Adam haram işerken yanındaki Müslüman gülümseyerek teyir ediyor onu. Adam işlediği bir günahı anlatıyor. Bir haramı anlatıyor. Adam gülümseyerek izliyor. Halbuki bütün bunların hepsi yarın senin amel defterine yazılacak. Sen sadece yaptığın değil, yapman gerektiği halde yapmadığın şeylerden dolayı da Allahu Teala'nın huzurunda hesaba çekileceksin. Yani sizin hesabınız hem doğru hem yanlış, hem etken hem edilgen anlamda siz mesulsünüz. Yani namaz kılmakla mükellefsin. Ama namaz kılmayan arkadaşının o namaz kılmama halini hoş göremezsin. Onu benimseyemezsin. Onu, onun bileceği iştir diyemezsin. Onu yarmak zorundasın. Ona nasihat etmek zorundasın. Onun doğruyu yapmasını sağlamak zorundasın. Var gücünde. Elinden geldiğince onun iyilik... Yani düşünün büyükler öyle bir davranmışlardır ki bir gün Hazretin zamanında bakın ben yani nasihat derken elinden tutmak derken sahip çıkmak derken size bir tek örnek vereceğim. Vakti zamanında Hazret Kaddesallahu Sırrahu'l-Aziz hayattayken Norşin'e o zamanki bir işte jandarma kumandanı bir subay geliyor, bir asker geliyor. Oradaki alay komutanı mı neyse kimse Hazreti ziyarete geliyor. Hazret Kadda sallallahu aleyhi ve çok itibar ediyor ona. İlgileniyor onunla, oturuyor, sohbet ediyor filan. Bir müddet sonra böyle öğleye yakın o Kumandan müsaade istiyor, gitmek istiyor falan. Hazret hayır diyor. Lütfen diyor kalın, oturun diyor. İşte ezan okunacak. Biraz sonra işte yemek yeriz, namazımızı kılarız. Ondan sonra gidersiniz. Melaimez'in, Şeyh Alaeddin, Hazret'in salikleri, o halifeler, o alimler falan. Onlar da hepsi orada oturuyorlar. Birkaç dakika sonra o komutan yine müsaade istiyor. Yine kalkmak istiyor. Hazret yine ısrar ediyor. Yani Hazret Kaddasallahu Sırahu'n Aziz İşini gücünü bırakmış o kumandanla ilgileniyor. Hepsi şaşırıyorlar. Hazır gibi bizzat bir subayla yani bir bir kumandanla niye bu kadar ilgileniyor, niye bu kadar alaka gösteriyor filan. Neyse vakit giriyor. Efendim mesela namaz, yemek yiyor önce. Sonra işte öğle namazı kılınıyor. Namaz kılması bittikten sonra Hazret Kadı sallallahu aleyhi ve aziz diyor ki kumandan efendi gidebilirsiniz diyor. Artık müsaadesindir diyor filan. Kapıya kadar çıkıyor onu yolcu ediyor. Sonra içeri geliyor. Melaymazı Şeyh Alaaddin diyorlar, kurban diyorlar. Bu bu adam namaz kılan birisi değil. Yani siz bir tek vakit namaz için bu kadar ısrar ettiniz ama bu adam namaz kılan biri değil ki. Yani bundan sonra da namazı kılmaz. Siz niye bir öğle namazı için bu kadar ısrarcı oldunuz? İşinizi gücünüzü bıraktınız. Dönüyor Mela diyor. Bir insan bir kardeşinin cezasını diyor yetmiş yıl azaltsa düşürse diyor. Bundan daha büyük bir iyilik olur mu? Melayim duruyor. Hayır diyor. E şimdi diyor bu adam bu öğle namazını kılmasaydı Allah ona 70 yıl cehennemde azap edecek miydi? Edecekti. Kılınca en azından onun cezasını ben 70 yıl azalttım. Benim bu kadarına gücüm yetiyordu. Ben bu kadarını yapabildim. Bu yüzden diyor hor, şey etmeyin nedir ismi garipsemeyin. İnsanlara elinizin erdiği gücünüzün yettiğince yardımcı olmaya çalışın. Sakın bencil olmayınız. Bencillik işte sizi o nankör olan kulların sınıfına sokar. Sadece kendinizi düşünmeniz, sadece ben yapıyorum, ben namaz kılıyorum, görevimi yerine getiriyorum. Benim kardeşim, çocuğum, annem, babam, amcam, dayım, komşum kılmamış, etmemiş, beni ilgilendirmez. Böyle bir din yok, böyle bir İslam yok. Ama toplum bu hale gelmiş. Bu toplumdaki en büyük maalesef dejenerasyonlarından birisidir. Kimse kimseye karışmıyor. Herkes diyor ki kendi bilir. O doğrusunu bilir. O kendi yaptığından mesuldür. Onun yaptığından yapmadığından sen de mesulsun. Vallahi mesulsun. Billahi mesulsun. Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kullukum ra'in ve kullukum mesulun an ra'iyyeti buyuruyor. Hepiniz çobansınız diyor. Her çoban kendi sürüsünden mesuldür. Kişi kendi ailesinin çobanıdır. Kişi kendi apartmanının, binasının çobanıdır. Kişi kendi komşularının çobanıdır. Kişi kendi mahallesinin çobanıdır. Kişi kendi gittiği, devam ettiği caminin, cemaatin çobanıdır. Yani hepiniz her zaman çobanlıkla ve sizi dinleyecek, dinleyebilecek veya münasebetiniz olduğu kişilere, kişileri kayırıp gözetmekle, kayırıp gözetmek derken Allah için kayırıp gözetmek. Dünya için değil, dünyalık menfaat için değil ibadetleri konusunda, günahları konusunda, hataları konusunda uyarmak zorundasınız, ikaz etmek zorundasınız. Eğer siz böyle arkadaşlık kurmazsanız insanlarla, sizin kardeşlerinizle, komşularınızla, akrabalarınızla olan dostluklarınız bu prensiplere uymazsa mutlaka sonunda üzülürsünüz. Birçok dostluklar kurdunuz bugüne kadar. Birçok arkadaşlarınız oldu. Sonra yollarınız ayrıldı. Sonra hiç hoşunuza gitmeyen şeyler duydunuz. Sizi üzecek birçok şey duydunuz. Bir de böyle şeyler başınıza geldiği zaman Cenab-ı Allah'ın azametini hatırlayınız. Allahu Teala'nın büyüklüğünü, yüceliğini ve merhametini hatırlayınız. Yani ben şu kadar iyilik yaptım, bu kadar ihsanda bulundum, lütufta bulundum, bu kadar ona yardımcı oldum. O şimdi bana böyle davranıyor, böyle öyle yapıyorsa o onun bileceğidir. O onun çeliğidir. O onun mayasının bozukluğudur. O onun hamurundaki bir pislikten gelmektedir. Demek ki onun hulkunda, onun yapısında, onun ahlakında sevgili kardeşlerimiz, demek ki bir pislik var, bir nankörlük var, bir hastalık var onda. Demek ki o kendi nefsinin ve şeytanının emrine girmiş demektir. Bunun manası budur. Ama senin başına böyle bir şey geldiğinde sen bir nankörlükle, bir hainlikle, bir vefasızlıkla karşılaştığın zaman üzülme. Deme bu niye beni üzdü, deme bu niye bana kötülük yaptı, deme bu niye benim arkamdan konuştu. Belki senin kalbinin ona bağlanması senin Rabbinin rızasında değildir de Allah sana onu yaşatmıştır. Böylece senin kalbini Cenab-ı Allah ondan koparmıştır. Çünkü belki onunla olan dostluğun senin hayrına değildi. Bugün değil ama üç yıl sonra ama üç gün sonra ama üç ay sonra belki başına bir sıkıntı gelecekti. Vefasızlık, hainlik, nankörlük bunlar insanlara mahsus bir şeydir. Ve siz bunları yaşadıkça Allah'ı Rabbinizi hatırlayınız. Çünkü Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de Estaizu billah la yudiyu muhsinin buyuruyor. Allah iyilik yapanların hiçbir iyiliğini kaybetmez. Hiçbir iyiliğini silmez. Hiçbir iyiliğini zayi ettirmez diyor Rabbimiz. Kur'an bize bunu söylüyor. Seyyidina Muhyiddin sallallahu aleyhi ve sellem bana bazen hasta gönderirdi ilgileneyim diye veya muhtaç birilerini gönderirdi. O mektuplar şimdi herhalde buralarda bir yerdedir dedi bilmiyorum. Bana ufak ufak mektuplar gönderdi. Böyle küçük not şeklinde. Halimi hatırımı sorardı. Ondan sonra derdi ki işte size falancayı gönderiyorum. Şöyle bir sıkıntısı müşkülü vardır. Falan ona yardımcı olunuz. Ve mutlaka o mektubun sonuna inna allâhe lâ yudî'u ezrel bu yazardı. Bu ayeti mutlaka yazardı. Allah insanda bulunanların iyilik yapanların hiçbir iyiliğini Allah kaybetmez. Cenab-ı Allah unutmaz haşa. Cenab-ı Allah silmez. Allah-u Teala zayi ettirmez derdi. Sonra mektubun en altına da yazardı. Abdül miskin muhyeddin. Miskin kul Muhyiddin. Kaddesallahu sırrahu naziz. Yani bu güzel bir hatıra. Ondan gelen ne kadar güzel bir hediye. Tabii ki burada bir kardeşimiz soruyor. Şimdi ikaz ederken kaba olmamak. Kaba olmamak gerekir tabii. Sen Allah'a çağırıyorsun, cehenneme çağırmıyorsun ki. Sen o komşunu, o arkadaşını, akrabanı cennete çağırıyorsun. Allah'ın rahmetine ve nimetine çağırıyorsun. Allah'ın rahmetine çağırırken, davet ederken elbette ki güzel bir dil ile, yumuşak bir eda ile çağırman gerekir. Yani Önce davet edeceksin, sonra uyaracaksın, sonra nasihat edeceksin. Bütün uğraşlarına gay ki biz vazgeçmeyi doğru bulmuyoruz. Herhangi bir insan hatalarından dolayı ondan vazgeçip onu kendi haliyle baş başa bırakmayı çok da hoş karşılamıyoruz. Çünkü vazgeçmemek lazım, kaybetmemek lazım. Ama ne zaman ki baktın ki o dostluk sana zarar vermeye başladı, ne zaman ki senin dininde, ibadetinde, senin halinde senin ahlakında, huyunda bir kısım değişiklikler yapmaya başladı. O zaman terk edeceksin. Seyda-i Tahi, Sallallahu Aleyhi ve Sellem, mesela dünyaca büyük bilinen insanlar vardır, zenginler vardır, makam mevki sahipleri vardır, işte bürokratlar, siyasetçiler, toplumda etkili olan insanlar. Bunlarla dostluk, dünyalık insanlarla, yani elinde dünyalık bulunanlarla dostluğun ölçüsünü de Seyda-i Sallallahu Aleyhi ve Sellem öyle diyor. Sen onları yiyeceksen, onlarla dostluk kur. Ama onlar seni yiyecekse onlardan uzaklaş diyor. Buradaki yemekten kasıt etki etmek. Etkisi altına almak, yönlendirmek, faydalı olmak anlamında. Yani sen o dünyalık, o zengin, o makam mevki sahibi, idareci, işte siyasetçi falan feşmekan neyse toplumda büyük kabul edilen, toplum tarafından itibarlı kabul edilen kişilerle olan dostluğunu Onlara sen faydalı olup etkin olabileceksen, onlara bir faydan dokunabilecekse onlara arkadaşlık kur. Onlara yaklaş. Ama o dünyaca büyük bilinen, dünya ehli tarafından büyük bilinen insanlar sana yön verecekse, seni etki altına alacaksa onlardan uzaklaş diyor. Seydaşi Abdurrahmaniyeti Hakikattah Sallallahu Aleyhi ve sellem. Siz Rabbinize yüz bin defa isyan etseniz yüz bin defa nankörlük etseniz, yüz bin defa günah işeseniz, sonra dönseniz, elinizi açsanız ve deseniz ki ya Rabbi ben pişman oldum. Ben nedamet duydum. Ben tövbe ediyorum. Allah sizi affedeceğini emretmiş. Allah sizi affedeceğini müjdelemiş. Allah ne günah işlerseniz işleyin, hangi hatayı işlerseniz işleyiniz. Kaç bin tane kaç yüz bin tane hata işlerseniz işleyin ona döndüğünüz an gerçekten pişmanlık duyduğunuz an gerçekten nedamet duyduğunuz an Ya Rabbi ben pişmanım dediğiniz an şu cümle ağzınızdan çıktığı zaman ve kalbinizden de keşke ah ben yapmasaydım. Bu duygu kalbinizden geçtiği an Allah sizi affedeceğini müjdeliyor. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz günahlarından tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir diyor. Şimdi Rabbinizi düşünün, bir de Rabbinizin kullarıyla olan imtihanınızı düşünün. O zaman Rabbinize yönelmeniz gerektiğini, ilk önce komşunuzu, akrabanızı, arkadaşınızı, dostunuzu, yoldaşınızı değil de önce Rabbinizi razı etmeniz gerektiğini bilin. Bu yüzden kullarla olan, insanlarla olan bütün hukukta, insanlarla olan bütün münasebetlerinizde siz Allah'ın emrine uymak zorundasınız. Allah'ın rızasına uymak zorundasınız. O zaman Cenab-ı Allah sizi söz sahibi yapar. O zaman Cenab-ı Rabbül Alemin sizi insanlar üzerinde etkili, nasihati etkili, daveti etkili kılar. Ama bu bir de şöyle bir şey var. Siz inanın eğer insanlarla ilişkilerinizde önem vereceğiniz şeyleri de gözden geçirmezseniz sizin insanlara faydanız dokunmaz. Mesela bir adam diyelim ki zengindir. Zenginliğinden dolayı ona yaklaşıp itibar ederseniz sizin ona hiçbir faydanız dokunmaz. Bu Allah için olan bir dostluk değildir. Veya bir insan devlet makamlarında işte etkili birisidir. Elinde imkanlar var, iş imkanı var, ihale imkanı var, ticaret imkanı var, geniş çevre var, güç var, iktidar var, şu var, bu var. Bu özelliklerine bakarak insanlara bunlardan dolayı yanaşırsanız siz de bir zavallısınız, siz de bir menfaat ehlisiniz. Bu kadar işte. Daha fazla değil halbuki büyükler, halbuki saadet kiram, sevgili kardeşlerimiz en basitinden tutun en üst seviyedekine kadar toplumdaki bütün insanlarla olan münasebetlerinde rıza-i ilahi dediğimiz Allah'ı razı etmek, rıza-i bari Allah'ı razı etmek. Bunu hep bunu gözetmişlerdir. Bu yüzden size fayda vermeyecek şeylerle uğraşmayınız. Çünkü insanın kendisine fayda vermeyecek şeylerle uğraşması Allah'ın ondan vazgeçtiğinin alametidir. Bu bu kadar da tehlikeli bir şeydir. Benim Ali ile olan dostluğum, arkadaşlığım ne Ali'ye fayda sağlıyor ne bana sağlıyor. Benim Veli ile olan dostluğum ve arkadaşlığım bana da zarar veriyor, ona da zarar veriyor. O zaman İmam-ı Şafii Hazretleri bir şiirinde öyle söylüyor. Fefin nasi ibdalun ve fit terki İnsanlarda değişiklik gördüğün zaman onları terk etmekte de büyük bir huzur ve rahatlık vardır diyor. Baktın ki gücün yetmiyor. Baktın ki o sele sen de kapılacaksın. Kendini uzak tut. Çünkü haset edersin, imrenirsin. Efendime söyleyeyim gözün kalır, aklın kalır, şu olur, bu olur. Halbuki dünyaca büyük sayılmak, Dünyaca güç ve kuvvet sahibi olmak, dünyaca mal ve mülk sahibi olmak, dünyaca para sermaye sahibi olmak Allah katına bir şey ifade etmez. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz böyle dünyaca büyük sayılan, itibar edilen koca koca büyük büyük insanlar gibi toplum tarafından böyle bilinen öyle insanlar vardır ki diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Allah katında bir sinek kadar bile, bir sineğin kanadı kadar bile değerleri yoktur. Sen Allah'ın değer vermediği kişilere değer veriyorsun. Sen Allah'ın itibar etmediği kişilere hem de boş ve dünyalık sebeplerden dolayı itibar ediyorsun. Bunlar ahlaki bozukluktur. Bunlar toplumdaki yapısal dejenerasyondur. Bunlar şu anda sosyolojik açıdan hepimizin toplumun büyük bir kesiminin içine düştüğü bir bataklıktır. Kimse kimseyi Allah için düşünmüyor. Kimse kimseyi Allah için sevmiyor. Kimse kimseyi Allah için nasihatçi olmuyor. Kimse kimseyi Allah için uyarmıyor. Hatta çoğu zaman parası, gücü, imkanı, efendim mesela makamı, mevki üstün, üstte, yüksek birisi oldu mu sesimizi kesiyoruz, kısıyoruz sesimizi. Korkuyoruz, ürküyoruz aman bir şey derim de benden kopar uzaklaşır. Veya aman yanlış bir şey söylerim de beni uzaklaştırır korkusu. İnsanlarla münasebetinizde bunlar bunlar hep çok büyük zatların nasihatları sözleridir. Bizim sözlerimiz değildir. Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz öyle buyuruyor. Yani ittaki şerre men ileyhi diyor kendisine iyilik yaptığın kişinin şerrinden kendini koru diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bir hadisin ifadesi odur. Şimdi bazı insanlar vardır. Hiç hallerinden memnun değillerdir. Hep bir de şikayetçidirler. Bunlara levme edicidir. Levme. Yani hep böyle kınarlar bir şeyleri. Hep bir şeylerden şikayetçidirler. Bir türlü şükretmeyi bilmezler hep hoşnutsuzdurlar yani. İşte böyle insanlara iyilik yaptığınız zaman diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun şerrinden kendinizi koruyun. Ondan gelecek zarara karşı kendi halinizi muhafaza ediniz diyoruz. Sakının diyor. Bir gün Seyda Şeyh Maşu Kaddesallahu Sınav Aziz bir Zatlar'dan birine halifelerinden birine daha doğru söyle diye birine dönüyor diyor ki bir hadis var diyor Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz İttaki şerle ehsente ileyhi İyilik yaptın kişinin şerrinden kendini koru diyor. Yani nasıl koru diyor. Soru soruyor. Nasıl? Nasıl koruyacaksın diyor. O zat diyor ben döndüm dedim ki bir devam ile ihsani. iyilik yapmaya devam etmek suretiyle ancak kendimi korurum. Eğer ben iyilik yapmayı kesersem o bana dönecektir düşman olarak kötülük olarak, zarar olarak. Onu susturmak için devamlı ona iyilik yapmak zorundayım. Bu yüzden bu hususlara dikkat etmek lazım. Dostluklarımız, arkadaşlıklarımız, akrabamız dahi olsa, evimizin içindeki kişi dahi olsa, Allah'ın ve Resulünün rızasına gitmeyen, hoşuna gitmeyen, rızasına uygun olmayan hiçbir şeyde kimsenin yanında yer alamayız. Yer alırsak bizim dillerimizi Allah ateşle yakacaktır. Bizi Allah ateşle terbiye edecektir nauzu Bu benim oğlumdur, bu benim kızımdır, bu benim kardeşimdir. Aman karışmayayım, dokunmayayım, kırılır, üzülür. Yok daha küçüktür, daha büyüyecek, yok şöyledir, yok böyledir filan. Nefis ve şeytan sizi ailenize, akrabalarınıza, komşularınıza ve bütün bir ümmete karşı sorumluluklarınızdan kurtarmasın sakın sizi sakın sakın aldatmasın ve sizi asli vazifeniz olan Allah'a ve Resulüne davet etme görevinden sizi alıkoymasın. Allahu Teala insanlarla ilgili hukuklarda rızasını gözetenlerden eylesin hepimizi. Hiç üzülmeyin. İnsanlar sizi üzdükleri zaman üzülmeyiniz. Tasavvuf bunu gerektirir. Bir derviş diyor kendisine bir tokat atıldığında tokadın kimden geldiğine bakmaz tokadın niye geldiğine bakar. Yani tokat atan hiç onun umurunda olmaz. Dönüp kendine bakar bu tokat bana niye geldi. Ben ne yaptım da bu tokadı hak ettim der de kendini gözden geçirir. Tarikat yolu, nakşibendilerin yolu budur. Bu yolu intikam alma yolu değil. Bu yol nefret etme yolu değil. Bu yol düşmanlık yapma yolu değil. Bu yol kendisine, kendi ahireti için kendi geleceği için ders çıkarma yoludur. İnsanlarla olan bütün ilişkilerde bu yolu mensupları böyledir. Bu bana kötülük yaptı ben de ona yapayım. Yok böyle bir şey. Bana bir kötülük yapıldıysa ya ben bunu hak etmişimdir veya Allah beni bundan uzaklaştırmak istemektedir. Allah beni bundan koparmak istemektedir. Belki ben farkına varmadan bununla olan beraberliğimde, dostluğumda, arkadaşlığımda belki ben günaha giriyorum, haram işliyorum, hata ediyorum. Allah beni o günahtan koruyor ve kurtarıyor diyeceksiniz. Allah hepinizden razı olsun. Fazla zamanınızı almayayım. Son bir iki sohbetimiz biraz uzun olmuştu. Kardeşlerimiz fazla uzun olmasını istemiyorlar. Allah hepimize doğruyu nasip etsin. Allah. Rab'bim doğru görmeyi, doğru yapmayı nasip etsin. Doğru yaşamayı nasip etsin. Bakın kardeşler, ölüm peşimizden geliyor. Ölüm arkamızdan geliyor. Ben bazen böyle bazı arkadaşlarla oturuyoruz filan. Böyle bakıyor internetine bakıyor, açıyor. Böyle diyor şu kadar takipçim var diyor. Efendim mesela yok nedir? Instagram'da şu kadar takipçim var. Facebook'ta şu kadar takipçim var filan. Halbuki sen en büyük takipçin ölümdür. Senin en büyük takipçin ecelindir. Bu sanal dünyayla meşgul olmak seni realiteden koparmasın. Seni en büyük hakikatten uzaklaştırmasın. Azrail senin en büyük takipçindir. Annebine ve aleyhisselam. Münker ve nekir senin en büyük takipçilerindir. Yaptıklarını ve yapmadıklarını yazarlar. Biraz da dönüp keşke bu takipçilerimize baksak. Hiç bizden ayrılmayan, hiç bizi bırakmayan, ve zamanı geldiğinde de vazifesini yapacak olan bu büyük takipçimizden Allahu Teala onu bize unutturmasın inşallah. Çünkü ölüme gafil avlanmak hepimizin en çok korktuğu şey olsun. Bunu unutmayınız. En çok bundan korkun. Ben en çok bundan korkarım. Ölüme hazırlıksız yakalanmak. Ölüme yanlış bir iş üzerindeyken yakalanmak. Ölüme bir günah işlerken yakalanmak ölüme kelime-i şehadeti getiremeden yakalanmak. Allah su-i hatime denilen bu şeyden bizi korusun. Muhafaza evet. etsin. Rabbim imandan ayırmasın. Allahu Teala hastalarımıza şifa versin. Cenab-ı Allah ölmüşlerimize rahmet eylesin. Rabbim borçlu ve sıkıntıda olan, darda olan bütün kardeşlerimize bir ferahlık kapısı açsın. Hayır kapısı açsın, selamet kapısı açsın. Allah rızası için El Fatiha.